Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi makinelerimizle bıçak ve satır nasıl keskinledilir? Beraber uygulama olarak yapıp siz de öğrenmiş olacaksınız. İki tane makinemiz var. Birisi polisaj motoruz, iki beygirdir. Bir de zembil makine var. Zembil, kıymetini sembil. YouTube'da da görebilirsiniz. Bu makinenin de keskinletmesini ve hünerlerini hep birlikte göreceğiz. Şimdi hemen gözlüğümüzü takıyoruz. Maskemizi kesinlikle takıyoruz. Satırımız bu. Tarihi eser. Çok eski bir tahtadır. Eldivenimizi takalım. Önce iş güvenliği. Makinemizi çalıştırıyoruz. Satırımızı alıyoruz. Şekilde ağzını açtık. Şimdi zımparaya vuracağız. Bu kadar arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi jilet gibi keskin olma yolunda tarihi tahramız ilerliyor. Şimdi zembil makineye geçiyoruz. Zembil makinede de bıçak keskinleteceğiz. Bıçağımız da Denizli yatağı yapımıdır. Ucundan sapına kadar komple ekbarı çeliktir. T5 çeliktir. Sapı gül ağacı. Perçinleri var. Özel yapımdır. Tasarım bana ait. Yapım Denizli'de Sami Kocakaya aittir. Kendisine teşekkür ederiz. Zembil makine 60 santim kolu var. 20 kilo ağırlığı var. Patrona teşekkür ederim. Makineden çok memnunum. Şimdi çalıştırıyoruz. Şimdi bıçak keskinleteceğiz. Bıçağı açısını ayarlayarak ağız durumuna göre eğimini verdikten sonra şu şekilde basıyoruz. Şimdi bıçağımız ağzı açıldı. Görmüş olduğunuz gibi jilet gibi olma yolunda ilerliyor. Şimdi zembil makinenin yapmış olduğu keçede ılağısını alıyoruz. Şimdi ağzını bir bez parçasıyla aldık. Ağzı bu şekilde oldu. Şimdi en son yapacağımız işlem Eftik RS75. Bununla da elmasla ağzında kalan olası çapakları da burada ne yapmış oluyoruz? Almış oluyoruz. Bu kadar. Şimdi tahramızı alıyoruz. Evet arkadaşlar, bu işlem bu kadar. Şimdi test yapalım. Bıçağımızı buraya koymuştuk. Jilet keskinliğinde ne yapmış olduk? Bıçak keskinletmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube'da paylaşacağım. Abone olmayı ve like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.